Ukrayna ve Rusya arasında 2022 Şubat'ında başlayan savaşın daha fazla uzamasının bir anlamının kalmadığını düşünenlerin sayısı Berlin'de de artıyor. Düşünce kuruluşları, askeri analizciler, yorumcular savaş uzadıkça sadece Rusya'nın değil özellikle Ukrayna'nın daha fazla can, mal, toprak ve altyapı kaybına uğradığının altını çiziyorlar. Nitekim önümüz kış ayları yaklaşırken Rusya'nın, Ukrayna'nın enerji tedarik hatlarını hedef alan saldırıları artmış durumda. O açıdan Başbakan Olaf Scholz'un dün verdiği bir röportajda Ukrayna'da diplomasi yoluyla barışın sağlanması için Rusya'nın da katılacağı bir barış konferansı düzenlenmesi konusunda Volodymyr Zelenskiy ile hemfikir olduklarını söylemesi bir yandan sürpriz, öte yandan da kuşkusuz çok önemli bir siyasi gelişme. Scholz bu savaş durumundan çıkılıp hızlı bir biçimde barış sağlanmasının zamanı geldi. Bunun için diplomasiye yoğunluk vermeliyiz artık dedi. Şu anda bu savaş durumundan, mevcut izlenimden daha hızlı nasıl çıkabileceğimizi tartışmamız gerektiğine inanıyorum. Kesinlikle yeni bir barış konferansı düzenlenecek bu konuda. Volodymyr Zelenskiy ile hemfikiriz bu konferansa Rusya'nın da katılması konusunda da diye konuşan Scholz. Geçen Cuma Ramstein'de düzenlenen Ukrayna Temas Grubu toplantısına katılan Zelenskiy ile görüşmüştü. Kapalı kapılar ardında yapılan görüşmede Ukrayna liderinin barış görüşmelerinin başlaması için Berlin üzerinden Moskova'ya dolaylı mesajlar ilettiği tahmin ediliyor. Bu gelişme Almanya'daki iç dinamiklerin Scholz'u Ukrayna angajmanında tavır değiştirmeye zorladığı bir döneme rastladı. Scholz ve hükümeti Ukrayna'ya para ve silah da dahil olmak üzere verdiği destek konusunda ülke içinde her gün artan siyasi hoşnutsuzlukla karşı karşıya. Almanya, Amerika'dan sonra Ukrayna'ya en fazla silah ve mali yardım yapan ülke. Alman basınına göre savaşın başladığı 2022'den bu yana Almanya'nın Ukrayna'ya artarak devam eden desteği sadece bu yıl 7 milyar euro oldu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin sonuçlarının Alman ekonomisine doğrudan yansıdığını ve ülke ekonomisine maliyetinin en az 200 milyar euroyu bulduğunu açıkladı. Uzun yıllar dış ticaretten beslenen Alman ekonomisinin en önemli avantajı Rusya'dan ucuz aldığı enerjiydi. Sanayinin çarklarını çeviren bu ucuz enerji 2 yıla yakın bir süredir kesik. Artan enerji fiyatları bir yandan alım gücünü düşürürken diğer yandan zorunlu olmayan malların tüketimi azalmış durumda. Kamuoyu daha az para harcıyor, daha az tüketim yapıyor. Alman ekonomisinin son zamanlarda bu nedenlerle sallantıda olması doğrudan Ukrayna Savaşı ile ilişkilendiriliyor. O açıdan Scholz yapılan yorumlara göre barışın gelmesini Alman ekonomisinin toparlanabilmesi ve önümüzdeki yıl yapılması planlanan seçimleri kazanabilmek için de arzuluyor.